Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 50. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde deadlift hakkında konuşacağız. Deadlift neden kas gelişimi ve yağ yıkımı için en etkili hareketlerden bir tanesi? Deadlift yaparken bel ağrıları çeken insanların bu hareketi yapmaktan kaçınmaları mı gerekiyor? Bu bel ağrılarının hissedilmesindeki temel sebepler neler? Bu hareketi bu kadar özel kılan şey ne? Antrenman programımızda deadlift'i nasıl entegre edebiliriz? Ne kadar set tekrar ve sıklıkla yaptığımızda maksimum sonucu elde edebiliriz? Postürümüzü geliştirmeye nasıl yardımcı oluyor? Yapılan genel hatalar uygulanması gereken önemli teknik detaylar, diğer çeşitli deadlift varyasyonları, trap bar, deadlift'in yerine geçebilir mi vesaire birçok soruya cevap vereceğiz bu bölümde. Zaten bu hafta YouTube'a deadlift'in detaylı teknik açıklamasını içeren yaklaşık bir saatlik bir video koydum. O videoda ısınma hareketlerinden tut, uygulaman gereken teknik detaylar, soğuma hareketleri, hareketi kendine nasıl kolaylaştırabilirsin, nasıl zorlaştırabilirsin, bütün detayları bulabileceksin. Bu bölümde daha çok o bölümde değinmediğim konulara değineceğim. Podcast muhabbet havasında geçtiği için teknik detayları videoda göstermek daha güzel oluyor. Mutlaka herkesin izlemesi gereken bir video. Squat'ı daha önce çekmiştim, deadlift'i de çektim. Bu şekilde temel hareketleri sırasıyla çekmeyi düşünüyorum. Videolar biraz uzun oluyor fakat bilmeniz gereken her şeyi bir videoya sıkıştırmaya çalışıyorum. Vaktinizi ayırdığınıza değeceğine eminim. Bu bölümü öncelikle deadlift'in bel ağrılarıyla olan ilişkisiyle açmak istiyorum. Birçok kişi bu hareketten bel ağrısı çektiği için uzak duruyor ve her ne kadar mükemmel bir hareket olsa da yanlış teknikle yapıldığında çok tehlikeli bir harekete dönüşebiliyor. Bu yüzden her hareket gibi doğru teknikle yapmak çok önemli. Yanlış teknikle yaptığın her hareket zaten senin sakatlanmana sebep olacaktır. Bu deadlift'e özel bir şey değil. Sadece deadlift'e çok fazla ağırlık kaldırdığımız için sakatlanma riski çok daha yüksek oluyor. Spor salonunda kaldırabileceğin en fazla potansiyel olarak en fazla ağırlık deadlift. Bazı insanlar genetik avantajlarına göre squat'ta da daha ağır kaldırabilir. Bazı insanlar kol uzunluğuna, bacak uzunluğuna göre deadlift'te de daha ağır kaldırabilir. Özellikle uzun kollara sahip olmak deadlift'te de bir avantaj sağlıyor. Çok fazla squat yapmak zorunda kalmıyorsun. Kolların daha yakından uzandığı için bara tutunduğu için hareket açın kısalıyor. Dolayısıyla bu kadar ağır kilolar kaldırabildiğin bir harekette yapılan en ufak bir hata yüksek sakatlık riski taşıyor. Peki biz deadlift deyince sadece barı yerden kaldırmayı mı kastediyoruz? Hayır, bizim gün içinde yerden herhangi bir şeyi aldığımız herhangi bir hareket paterni deadlift sen yerden ağır bir kutu kaldırırken, koltuk taşırken, annene pazar poşetleri için yardım ederken herhangi bir şekilde eğilip yerden bir şey aldığında deadlift paternini pratik yapmış oluyorsun. Bu hareketin en önemli kuralı, aşağı doğru indiğinde kalçanı geriye alarak belini düz tutmaya çalışmak. Belini kamburlaştırdığın anda kaldırdığın yük direkt olarak disklerine biniyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyin ne olması gerekiyor? Ağırlığı daha çok kaslarımıza yüklemek, özellikle bacak kaslarımıza ve sırt kaslarımıza yüklemek. Bunu yapabilmek için de hip hinge denilen yani kalçanın geriye alınmasını gerektiren bir pozisyon var. Spor salonunda ağırlık antrenmanlarına başlamadan önce öncelikli olarak öğrenmen gereken pozisyon bu. Bunu öğrenmeden ağır altına girdiğinde ya da diğer kaslarını güçlendirdiğinde belinde sıkıntı çekme ihtimalin çok yüksek. Spor salonunda sadece makinelerle antrenman yapan insanların çok büyük bir kısmı bu pozisyona hiçbir şekilde girmiyorlar. Çünkü makinelerin hiçbirinde bu pozisyona girmeni gerektirecek herhangi bir durum yok. Arka bacaklarını çalıştırmak için yüzüstü yatıyorsun. Mesela hamstring curl yapıyorsun değil mi? Laying hamstring curl. Ayağını kalçana doğru katlıyorsun direnç uygulayarak. Ya da bir seated cable row yaptığında oturuyorsun, kabloyu tutuyorsun, gövdene doğru çekiyorsun. Bu hareketlerin hepsi belki ayrı ayrı deadliftin çalıştırdığı kas gruplarını çalıştırıyor. Arka bacak, kalça, sırt, trapezler vesaire. Ama deadliftin ayrıcalığı tam olarak şurada geliyor. Sen tek bir harekette bütün bu kas gruplarını çalıştırabiliyorsun ve aynı zamanda eklemlerinin koordineli hareket etmesi gerekiyor. Sen makinede çalıştığında bütün vücudunu sabitleyip sadece bir kas grubuna odaklanırken deadliftte aynı anda 10-15 farklı şeyi düşünerek nefesini ayarlayarak, eklemlerini kontrol ederek kaslarının Senkronize bir şekilde hareket etmesini sağlayarak ağırlığı A noktasından B noktasına stabiliteni koruyarak taşımaya çalışıyorsun. Stabilite dediğimiz şey ne? İstenmeyen hareket açılarından kaçınmak. Güç dediğimiz şey maksimum ağırlığı kaldırmak. Stabilite A noktasından B noktasına giderken vücudunu mümkün olduğunca sabit tutabilmek, eklemlerini çevreleyen kasları harekete dahil edebilmek. Bu yüzden aslında bizim deadlift dediğimiz hareket Kalçayı ağırlık merkezinden geriye kaydırarak yerden ağır bir şey kaldırmamıza yarayan herhangi bir hareket paterni. Sen herhangi bir şekilde yük kaldırdığında vücudunun ağırlık merkezi neresi? Ayağının tam ortası. Yani ben dik bir çizgi çizdiğim zaman, senin ayağının ortasından kulak memene kadar, yan açıdan baktığımızda düz bir çizgi var. Bu senin ağırlık merkezi. Sen yere doğru çemelip bir şeyi kaldırmaya çalıştığında, bu ağırlık merkezinden, bu çizgiden, en uzağa giden eklemin hangisi? Kalça kasları kalça eklemin. Peki kalçanın ağırlık merkezinden bu kadar geriye gitmesi hangi kasları gerdiriyor? Arka bacak kaslarını. Senin kalçan geriye gittikçe arka bacağın bir direnç bandı gibi gittikçe geriliyor. Eğer bu kas yeteri kadar esnek değilse ne yapıyor? Senin kalçanı geriye almanı engelliyor. Bu da belini kamburlaştırıyor. Belin kamburlaştığında bütün diskler C şeklini alıyor. Diskleri çevreleyen kaslar yeteri kadar pozisyonunu sabitleyemediği için de ağırlığı kaldırırken sakatlıklar kaçınılmaz hale geliyor. Ağırlık antrenmanları yap yapma belinde sıkıntı yaşamak istemeyen herkesin bu hareket paternini öğrenmesi gerekiyor. Bu bölümün açıklama kısmında YouTube'da çektiğim videonun linkini bırakacağım. Zaten o videoyu izlediğinizde hip, hinge ve çok daha fazlasının detaylı tekniklerini öğrenmiş olacaksınız. Bu hareketi doğaçlama olarak yapıyorsan yani herhangi bir pratik yapmadan ilk kez pratik yapıyorsan doğru yapma ihtimalin çok az. Uygulaman gereken onlarca teknik var. Ve bunları sadece bilmek de yetmiyor. Şimdi videoyu izlediğinizde göreceksiniz tamam nasıl yapılıyor vesaire ama senin bir de bunları vücuduna öğretmen gerekiyor. Bu da bol bol pratikle mümkün. O videoyu 100 kez izlesen evet ne yapman gerektiğini bileceksin ama vücudun öğrenmemiş olacak. O yüzden bol bol oradaki öğrendiklerinizi pratik yapmaya çalışın. Bu hareketin refleks haline gelmesi gerekiyor. Ve gün içinde tuvalete giderken, yerden bir şey alırken, ayakkabının bağcıklarını bağlarken vesaire herhangi bir şekilde bu pozisyonlara girdiğinde bu teknikleri aklından geçir ve uygulamaya çalış. Sen spor salonunda belki haftada bir gün, iki gün deadlift'e pratik yapıyorsun. Toplasan yarım saat, bir saat pratik yapma şansın oluyor. Haftanın geri kalan saatlerinde vücudun yine bildiğini okumaya devam ediyor. Refleks dediğimiz olay. Sen bütün gün düşünemezsin ki nasıl ilmen gerektiğini, kalçanın hangi pozisyonda olduğunu vesaire. Bu yüzden bunları düşünmeden yapar hale gelebiliyor olman gerekiyor. Bunun da tek yolu bol bol pratik. Kendine sürekli hatırlat. Yerden bir şey almaya çalıştığında, "Aa bak belimi yuvarladım. Bunu yapmam lazım. Nasıl yapmam gerekiyor? Şöyle yapmam gerekiyor. Kalçamı geri alayım, öne eğileyim. Omuzlarımı geri alayım, korkaşlarımı sıkayım" vesaire vesaire. Şimdi bu hareketi yapanların çok fazla sakatlık çekmesi, bel ağrıları çekmesi bu hareketi kötü yapmıyor. Bu bu hareketin evet yüksek yetenek gerektiren bir hareket olduğunu gösteriyor. Dikkatle yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor. Ama bu hareketi yapmamamız anlamına gelmiyor bu. Aksine bu kadar sakatlık yaşanılan ve gün içinde de bu kadar sık kullanılan bir hareket paternini mümkün olduğunca iyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve spor salonundaki birçok insan bu hareketi yapmaktan kaçınıyor çünkü zor bir hareket. Yani tekrar tekrar pratik yapmanı gerektiriyor. Vücudun ne kadar iyi olursa olsun daha önce bu hareketi pratik yapmadıysan dışarıdan bakıldığında böyle mal gibi gözükeceksin. Yerden bir şey kaldırmaya çalışıyorsun. vücudun şekilden şekle sokmaya çalışıyorsun. Belin yamuluyor. Çok fazla ağırlık kaldıramayacaksın ilk etapta doğru teknikle yapamadığın için ertesi gün belin ağrıyacak vesaire. Dolayısıyla pes etme ihtimalin çok yüksek. Bir de o hani gergin kaslar, eklem hareket kabiliyetindeki kısıtlamalar vesaire öyle bir iki günde düzeltilecek sorunlar değil. Birkaç ay üzerine çalışman gerekiyor en az. Özellikle belli bir seviyeye gelmiş insanlar da bu çalışmayı yapmak istemeyecektir. Tekrardan başa dönmek, böyle spora yeni başlıyormuş gibi görünmek istemeyecektir. Fakat ne kadar erken başlarsan hem postür sağlığın için hem kas gelişimin için hem amacın artık neyse güçlenmek, kas kapasiteni arttırmak, yağ yakımını hızlandırmak kesinlikle bütün amaçlar için öğrenmen gereken bir hareket. Şimdi insanlar böyle sosyal medyada orada burada yeni bir hareket gördükleri zaman özellikle böyle izole hareketler hemen antrenman programlarını etkiliyorlar ve öğrenmeleri de kolay oluyor. Görür görmez işte sen biceps curl tarzında mesela tek eklemli bir hareketi görür görmez uygulayabilirsin mükemmel bir teknikle. Ama deadlift squat gibi kompleks hareketler böyle değil. Vakit harcaman gerekiyor, uzun bir süre. O hareketi yaparken mal gibi görünmen gerekiyor, çok hafif kilo kaldırman gerekiyor vesaire. Bunu da birçok insan göze almadığı için bu hareketlerin çok gerekli olmadığını sana söyleyenler olabilir. Bunları mutlaka duymuşsundur. İşte negatif yönlerini ön plana çıkarıyor. O hareket senin sakatlanmana sebep olur. Ya zaten o harekette geliştirebileceğin kas gruplarını şu 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 hareketlerde de geliştirebilirsin. Çok daha güvenli vesaire duymuşsundur bunları. Hatta çoğu antrenör de sana bunları söyleyebilir. Zaten bunu söyleyen antrenörler deadlift'i hayatı boyunca adam akıllı pratik yapmamış insanlardır. Ben şu ana kadar yıllardır bu sporu yapıyorum. Hiç deadlift'i güzel teknikle yapıp da deadlift'e bok atan bir insan görmedim. Bu hareketleri kötüleyen insanlar yapamadıkları için kötülüyorlar. Öğrenmesi zor fakat öğrendiğinde yani bu böyle bir serüven gibi düşün. Bu harekete sen öğrenmeye çalışırken yan etkisi fiziğini değiştirmek olacak. Yan etkisi güç kapasiteni arttırmak olacak. Sen bütün odağını bu hareketi iyi teknikle yapmaya ver. Senin zaten fiziksel değişimindeki amaçların hepsi yan etki olacak. Bu hareketi böyle çok ağır kilolar kaldırarak da pratik yapmak zorunda değilsin. Boş parla, süpürge sopasıyla zaten videoda göreceksin. Tekniğini öğrenirken bir acemi gibi, çaylak gibi görünmekten korkma ve belli bir kas kütlesine ulaştıktan sonra bu hareketleri öğrenmek daha da zor hale geliyor. Çünkü artık vücudun belli bir pozisyona girmiş oluyor. Belli bir hareket paternini sürekli pratik yaparak sinir sistemini geliştirmiş oluyorsun. O yanlış hareket paternlerini unutturup gergin kasları tekrardan işte açıp o doğru pozisyonlara girmek bu harekete sıfırdan başlayan bir insana nazaran daha zor olabilir. O yüzden yol yakınken bu videoyu artık fitness hayatınızın hangi serüvenindeyken, hangi aşamasındayken izleyeceksiniz bilmiyorum. En kısa zamanda deadlift, squat gibi hareketleri pratik yapmaya, öğrenmeye başlayın. Ben çok şanslıyım ki 14 yaşında güreş hocamız bize deadlift'i öğretti. Evet ilk yaptığımda belki belim ağrıyordu, doğru teknikle yapamıyordum. Mal gibi görünüyordum. Ama zamanla o hareketin tekniğini öğrendikçe vücudum şekillendi, postürüm iyileşti. Kendime olan güvenim, güç kapasitem arttı. Ben 20 yaşıma geldiğimde 5 plaka deadlift yapıyordum. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Şimdi bir de böyle kas kütlesini arttırmak dediğimde aklınıza işte böyle büyümek, bodybuilder gibi olmak falan gelebilir. Merak etme sadece bir iki hareket yaparak o seviyeye gelmeyeceksin benim kas kütleni arttırmandan kastım çok büyüyüp böyle yürüyemez hale gelmen değil. Şu anki bulunduğun görüntüde kalıp hiçbir şekilde büyümeden, tişört bedenlerini, pantolon bedenlerini vesaire değiştirmeden sadece sıkılaşabilirsin. Sıkılaştıkça ne oluyor? Senin iskelet yapını destekleyen et kısmını, parçasını güçlendirmiş oluyorsun. Kemiklerine baskı yaparak bir arada tutuyor. Ve sen kas kütlesi sadece üçgen bir görünüm, ya da böyle işte baklava falan hayal etme. Bunu şöyle düşün. Sen hareket etmediğin anda, kaslarına direnç uygulamadığın anda kas kaybetmeye başlıyorsun. Kas kütleni kaybettikçe postürün bozulmaya başlıyor, yağlanmaya başlıyorsun, hareket kabiliyetin kısıtlanıyor. Vücudunda ağrılar baş göstermeye başlıyor, hormonal dengen bozuluyor. Yani sen kas kütlesini sadece güzel görünmek için değil, sağlıklı olmak için inşa etmeye çalışıyorsun bunu ne kadar disiplinli bir şekilde yaptığın, beslenmene ne kadar dikkat ettiğin, uykuna, toparlanmana, antrenman programının ne kadar kaliteli olduğu vesaire senin ne kadar kas yapacağını, estetik olarak ne kadar iyi görüneceğini belirler. Ama ne yaparsan yap mutlaka öğrenmen gereken bir hareket. Ben bana gelen 60 yaşında, 65 yaşındaki insanlara dahi deadlift'e öğretmeye çalışıyorum. Adam iki büklüm geliyor. Tamam güzel, nereden başlayabiliriz? Buradan başlayabiliriz. Okey, ilk başta dumbbelllarla başlıyoruz yerden yükseltiyoruz dumbbellları ya da squat rack'te işte barı yükseltiyoruz. O yandaki safety barlarına koyuyoruz. Yerden kaldırmıyor hareket açısını kısıtlamış oluyoruz. Yavaş yavaş tekniğini oturtmaya çalışıyoruz. İlk başta süpürge sopasıyla 3 nokta kuralını uygulamaya çalışıyoruz. Bunların hepsini videoda göreceksin. Gergin kaslarını tespit ediyoruz. Eklemlerinin pozisyonun olması gerektiği gibi ayarlıyoruz. Nefes kontrolünü öğreniyor. Aynı zamanda eklemlerini koordineli bir şekilde hareket ettirmeyi öğreniyor. Bu çok önemli. Özellikle yaşlıların en büyük sakatlık riski ney istatistiklere göre? Kayıp düşmeleri. Sen kayıp düştüğünde çok kısa saniyeler içerisinde vücudunu boşlukta kontrol edip kendini toparlaman lazım. Ve ayağın kaydığında düşerken seni tek kurtaracak şey ne biliyor musun? Tutuş gücün. Bir yere tutunman. Bu refleksin ne kadar gelişirse, tutuş gücün ne kadar kuvvetli olursa, ani olarak tutunduğunda bir hamle yaptığında vücudunu kaldırabilecek güçte olursan araştırmalar yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bastona vesaire daha az bağımlı hale geleceğini gösteriyor. O yüzden bugün spor salonuna gidiyorken tek düşündüğün şey sadece estetik olmasın. 60-65 yaşlarındaki hallerini de düşün. Kimse için yapma bunları, kendin için yap. Vücudundaki kas kütlesini bir organ gibi düşün. Aslında vücudumuzdaki en büyük organ kas. İkinci olarak da bu kası çevreleyen deri. Yani sen bu kasın miktarını ne kadar arttırabilirsen, tıpkı ciğerlerinin kapasitesini genişletmek gibi, kalp sağlığını arttırmak gibi, kalbin kas kapasitesi arttıkça da ne oluyor? Daha güçlü kasılıyor. Vücuduna daha etkin bir şekilde kan pompalayabiliyor. Akciğer sağlığın, karaciğer sağlığın bunlar nasıl bağırsak sağlığın sindirimini etkiliyorsa vücudundaki kas oranının artışı da seni gençleştiriyor. Senin vücudun güçleniyorken sürekli olarak bir şeyler üretmeye çalışıyorken kas dokusu inşa ediyorken yaşlanamaz. Sağlığın kötüye gidemez. O yüzden kas dokusuna bu gözle bakarsan anlatmak istediklerimi daha iyi anlayabilirsin. Squat ve deadlift de senin kas kapasiteni arttırmanda yardımcı olacak en etkili iki hareket. Bu hareketlere bu gözle bak. En kısa sürede tekniğini öğrenmeye çalış. Bu iki hareketin de detaylı teknik açıklaması Dersimiz Fitness'ın YouTube kanalında. Aynı zamanda bu videonun altına da linklerini bırakacağım. Eğer bu hareketlerin tekniğini ağrısız yaşamadan, özellikle deadlift'in tekniğini herhangi bir ağrı yaşamadan düzgün formla öğrenebilirsen hayatın boyunca belinde herhangi bir sıkıntı çekmezsin bildiğin belinin etrafına çelik yelek giymiş gibi dolaşırsın. Bunu defalarca tecrübe ettim. Bir değil iki değil. Bel ağrısıyla gelen herkese ilk amacım deadlift'i yapabilir hale getirmek, o pozisyona getirmek. Bunu başardığım anda zaten onlar düzgün forma deadlift yapabilir hale geldiği anda yavaş yavaş ağırlık yüklemeye başlıyoruz. Postürü çevreleyen özellikle arka kısımda sırt, kalça, arka bacak kasları geliştikçe bel ağrısı falan kalmıyor zaten. Aynı zamanda kas kapasiteleri arttığı için yağ oranları azalmaya başlıyor. Güç kapasiteleri arttığı için hormonları dengelenmeye başlıyor. Özgüvenleri artıyor, postürü düzeliyor. Bunların hepsi yan etki olarak geliyor zaten. Vücut geliştirmeyi, atletik performansı böyle kas gelişimi olarak düşünmeyin. Yani işte bisepsimi geliştiriyorum, trisepsimi, göğsümü geliştiriyorum şeklinde değil de hareket paterni olarak düşünün. İşte squat hareket paternini çalışıyorum hip hinge, kalçayı geriye alma hareket paternini çalışıyorum. Yatay düzlemde itiş yapıyorum, yatay düzlemde çekiş yapıyorum. Aynı şekilde dikey düzlemde itiş çekiş, gövdemi sağa sola döndürüyorum. Ağırlıkları tutup taşıyorum, yürüyorum. Bunların hepsi bizim gün içinde maruz kaldığımız hareket paternleri. O yüzden spor salonunda bu hareket paternlerine ne kadar ağırlıkla, dirençle maruz kalırsak o kadar güçlenmiş oluruz. Gün içerisinde bu hareketleri yaptığımızda da sakatlanma riskimiz o kadar azalır, performansımız o kadar artar. Ne yapıyorsun? Sen gün içinde bir şeyler taşıyarak yürüyorsun değil mi? Farmer Carry izlediğimiz hareket, ağırlıkları tutup yürüyorsun. Dolayısıyla spor sonunda bu hareket paternini, ağırlıklarını arttırarak pratik yapman senin avantajın olacaktır. Ne yapıyorsun? Yerden bir şey alıyorsun. Kalçanı geriye alman gerekiyor. Deadlift'e pratik yapman ya da varyasyonlarını işte Romanian Deadlift. Jefferson'de lift, o bu onların hepsini videoda göreceksin. Gün içinde en fazla pratik yaptığımız hareket paterni hip inch. Squat'tan daha fazla yapıyorsun. Gün içinde ne kadar fazla çömeldiğini düşün. Bir tuvalete giderken hani klozete vesaire çömeliyorsun. Ama ayakkabını bağlarken, yerden herhangi bir şey alırken kalçanı geriye alma paternini uyguluyorsun. Yüksek bir raftan mesela tabak çanak alırken ne yapıyorsun? Başının üzerinde press hareketini pratik yapmış oluyorsun. Ya da uçağa işte valizini koyarken yukarıya mobilyaların yerini değiştirirken bir şeyi ittirdiğinde ne yapıyorsun? Yatay düzlemde ittirme hareket paternini. Ya da bir şeyi çekme, kapıyı açarken. Arabanın arkasından bir şeye uzanırken vücudunu döndürme paterni vesaire vesaire. Bunları hep düşün. Gün içinde girdiğin hareket açılarını düşün. Bu hareket açılarını dirence maruz bırakarak spor sonunda güçlendirmeye çalış bu kas gruplarını. Daha önce 38. bölümde yanlış hatırlamıyorsam Açık zincir ve kapalı zincir hareketlerinden bahsetmiştim. Neydi? Açık zincir. Bir cisme direnç uyguladığında cismin hareket etmesi. Kapalı zincirde bir cisme direnç uyguladığında cismin değil vücudun hareket etmesi. İki örnek olarak ne verebiliriz? Açık zincir hareketlerinde dumbbell'ları ittiriyorsun, dumbbell hareket ediyor. Ama şınavda yeri ittiriyorsun, vücudun hareket ediyor, yer hareket etmiyor. Açık zincir ve kapalı zincir. Deadlift'e baktığın zaman hem açık hem kapalı zinciri içeren, bu özellikleri içeren bir hareket. Bacaklarınla yeri ittiriyorsun, ellerinle barı kopartmaya çalışıyorsun. Yer oynamıyor ama bar oynuyor. Yerden bu kadar ağır bir küreyi koparttığın için forearmların tutuş gücün çalışıyor, trapez kasların çalışıyor, sırt kasların izometrik kasılma yapıyor. Kalçan ağırlık merkezinden geriye doğru gittiği için inanılmaz şekilde aktif oluyor. Arka bacakların aynı şekilde kalfin, topuğundan ensene kadar vücudunun arkasını kaplayan bütün kaslar aktif oluyor. Ve bu kaslar postür sağlığı için çok önemli çünkü vücudumuz sürekli olarak yemek yerken, tuvalete giderken, araba kullanırken öne doğru katlanmış durumda. Bizim bol bol sırtımızdaki kasları güçlendirmemiz gerekiyor ki ağrılarımızdan, sızılarımızdan kurtulalım. En genel ağrılar neler? Toplumun %70'i bel ağrılarından şikayetçi. Bir ikincisi boyun ağrısı, diz ağrısı vesaire ve bunların hepsi posterior chain'de yani vücudun arka kısmında kalan kasların yeteri kadar çalıştırılmamasından, postür sağlığının bozulmasından kaynaklanıyor. Senin başın öne doğru yuvarlandıkça ağırlaşıyor. Ortalama bir baş 5-6 kilo arasında. Ama öne doğru gittikçe daha ağır kilo taşıyor boynun. Bu başın çeneni geriye alarak dik bir şekilde durması gerekiyor. Dik pozisyonda durduğunda yani omuzdan kulak memene yandan bir çizgi çizdiğinde dik pozisyonda 5-6 kilo baş öne doğru yuvarlandıkça 20 kiloya kadar çıkıyor baş ve boyun ağrıları ileri seviyede düşünce performansına kadar etkilersin. Birçok insanın baş ağrıları çekmesinin sebebi bu. Bütün sinirlerimiz boyundan geçiyor. Aynı zamanda üçgen sırta sahip olmak isteyen insanlar, güçlü trapez kaslarına sahip olmak isteyenler, kadınlar kalça kaslarını geliştirmek istiyor. Deadlift en etkili hareketlerden bir tanesi. Kalça kaslarını geliştirmek istiyorsan. iki tane güzel hareket var. Birincisi şimdi deadlift'in avantajı şurada başlıyor. Kası uzun pozisyonda, esnettiğin pozisyonda dirence maruz bırakıyorsun. Ne dedik? Ağırlık merkezinden geriye gittikçe arka bacak geriliyor, kalça geriliyor. Ciddi yüke maruz bırakıyorsun bu pozisyonda, gergin pozisyonda. Hip thrust'ta da ne oluyor? Yatay düzlemde barı yukarı doğru kaldırdığında, kalçanı sıkıştırdığında kası kısa pozisyonda yüke maruz bırakmış oluyoruz. İkisinin de kas gelişim için çok büyük avantajı var. Özellikle deadlift kalça kaslarını, sırt kaslarını, trapez kaslarını, tutuş gücünü geliştirmen için uygulayabileceğin en etkili hareket. Benim hayatım boyunca sadece bir hareket yapma ihtimalim olsaydı kesinlikle deadlift'i tercih ederdim. Tek bir harekette bu kadar fayda alabileceğin başka bir hareket bilmiyorum. İkinci sırada kesinlikle squat olurdu. Şimdi bir diğer mitlerden biri, toplumda dolaşan yalan bilgilerden bir tanesi deadlift yaptıkça belin kalınlaşması. Ben vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanıyorken men's fizik yarışmalarında belin ince olması çok önemli. Birçok sporcu deadlift yapmıyordu. Neden işte belim kalınlaşır, omuzlarım daha dar görünür, sahnete estetik bir vücudum olmaz, yarışmayı kazanamam vesaire vesaire gibi sebeplerden dolayı. Ya da spor sonunda bazı kadınlarda da aynı şekilde bu tarz bir düşünce var. Onlar da şimdi crossfit atletlerine bakıyorlar. Kadın crossfit sporcuların bellerine baktığın zaman ağaç gövdesi gibi, kütük gibi belleri var. Ama zaten bu atletlerin çok büyük bir kısmının straight kullandığı gerçeğini bir kabul etmen gerekiyor. Bir ikincisi sen basketbolculara baktığın zaman da işte hepsi 2 metrenin üzerinde değil mi? E o zaman neden her basket oynayan 2 metrenin üzerine çıkamıyor? Ya da kadın voleybolculara baktığın zaman onlar... Sence voleybol oynadıkları için mi boyları uzuyor yoksa uzun oldukları için mi o pozisyondalar? Aynı şekilde NBA basketbolcuları. Küçük yaştan beri basketbol oynadıkları için mi o kadar uzunlar yoksa uzun oldukları için mi o pozisyondalar? Yani burada genetik faktörler aslında ön plana çıkıyor. Belli başlı genetik özelliklere sahip olan insanlar belli başlı sporları yapmaya meyilleniyorlar. Çünkü genetik avantajları o spora çok yatkın. Aynı şekilde crossfit yapan kadınlar da genetik olarak kalın bele sahipler ve o sporda onlara avantaj sağlıyor. Bu deadlift yapanların kalın belli olacağı anlamına gelmiyor tıpkı her basketbol oynayanın boyunun 2 metreden fazla olacağı gibi. Mükemmel bir sırt kası inşa etmek istiyorsan deadlift yapmak zorundasın. Tarihteki en iyi barıcılar Ronnie Coleman, Arnold, Dorian Yates, bugün işte 5 kez üst üste şampiyon olan, sanıyorum 5 kez. Cihan düzenli olarak deadlift antrenman programlarına dahil ediyor. Bu isimlerin hepsi deadlift squat gibi hareketleri yaparak o pozisyonlara, o fiziklere ulaşmış insanlar. Tabii ki de tek sebebi bu değil. Ama çok büyük etkenlerden bir tanesi bu. Benim fiziğimin şu an bu pozisyonda olmasında çok büyük etkenlerden bir tanesi düzenli olarak squat deadlift yapmam. O yüzden bir an önce bu hareketlerin tekniğini öğrenmeye çalışın. Bu hareketlerin yapılmamasını gerektiğini savunan insanların da sözünü dinlemeyin sosyal medyada duyduğunuz tavsiyelerin çok büyük bir kısmı kişisel tecrübelerden gelir. Senin kapasiten o tavsiye aldığın insandan daha fazla olabilir. Kendini o kişinin düşünceleriyle sınırlama. Beni de aynı şekilde. Dinleyin, işinize geleni alın, işinize gelmeyeni almayın. Benden daha iyi bildiğini düşünüyorsan, kendi araştırmaların sonucunda farklı bir görüşteysen onu uygula. Ben sadece bu yollardan yıllardır geçmiş biri olarak, deneme yanılma yöntemiyle birçok şeyi denemiş biri olarak tecrübelerimi aktarıyorum size. Ve bunu bir antrenör olarak dinliyorsan kesinlikle şunu aklına koy. Bir hareketin tekniğini kendin iyi uygulamadan başkasına öğretmeye çalışma. İlk önce o hareketi bir kendin sindir. Doğru bir şekilde yaptığına emin ol, o özgüveni taşı, daha sonra bir başkasını öğretmeye çalış. Kendisi hala hazırda pratik yapmayan, tekniğini tam olarak uygulayamayan insanların, antrenörlerin bir başkasına öğretmeye çalışmasından kaynaklanıyor zaten piyasadaki birçok sakatlık kendi üzerinde deneyip sonuç alamadığın şeyleri başkasının üzerinde deneme. Bu hip hinge dediğimiz şey öğretmesi en zor fakat öğrenildiğinde en fazla faydayı sağlayacak sana hareket patenlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü senin merkezi bölgene baktığın zaman vücudunun tam ortasında bulunan eklem hangisi kalçan? Kalçan aslında senin bacaklarınla üst vücudunu birbirine bağlıyor. Bacaklarındaki kuvveti üst vücuduna, üst vücudundaki kuvvetleri bacaklarına aktarmana yardımcı oluyor. Bu hareket paternini öğrenen insanlar deadliftte ağır kilolar kaldırmaya başladıklarında güç artışı makinalarda çalışmaya nazaran 3 kat, 4 kat daha fazla oluyor. Çok hızlı bir şekilde kas kapasitelerini, güç kapasitelerini arttırma ihtimalleri oluyor. Bu da direkt olarak ne demek? herkesin hayal ettiği fiziğe ulaşması demek yağ yakımını hızlandırması demek. Yani ben sana ne zaman bir hareketin kas kapasitesini arttırma faydalarından bahsediyorsam anla ki kas kapasiten arttıkça yağ yakımın da artacak, istediğin fiziğe ulaşacaksın. Aynı zamanda bu güç transferini sağlama yeteneğini geliştirme, yani o kalçayı geriye alma yeteneğini öğrenme sana birçok spor dalında da yardımcı olacak. Hangi sporu yaptığının hiçbir önemi yok. Güçlü arka bacak, kalça ve sırt kasları sana herhangi bir mücadele sporunda, futbolda, teniste, yüzmede, basketbolda herhangi bir sporda kesinlikle yardımcı olacaktır. Atletik performansını geliştirecektir. Bir diğer konu bu tarz compound hareketleri yaparken squat deadlift gibi hareketler dinlenme süresi çok önemli. Hiçbir zaman tükenişe ulaşmıyorsun. Tükenişe ulaştıkça senin core kasların özellikle omurganı sabitleyemez hale geliyor. Sakatlıkların zaten çok büyük bir kısmı burada gerçekleşiyor. Bu hareketleri her zaman tükenişe ulaşmadan iki tekrar öncesinde bırak. Atıyor. 100 küreyle maksimum 10 tekrar mı yapabiliyorsun? 8 tekrarda bırak. Onun yerine bir set daha fazla yap. ama tükenişe yaklaşma. Ayrıca zaten o güç antrenmanlarından anlattığım faydalarından yararlanmak istiyorsan yani güç antrenmanlarıyla ile kardiyovasküler antrenmanları birbirinden ayıran en önemli özellik dinlenme süresi. Hangi hareketi yaparsan yap, dinlenme süreni kısalttığın zaman ne kadar ağır kilo kaldırırsan kaldır, o hareket kardiyovasküler antrenmana dönüşmeye başlıyor. Senin görevin mümkün olduğunca hızlı yapmak değil, dinlenme süreni ideal tutarak vücudunun toparlanmasına izin vererek kaldırabildiğin maksimum ağırlığı kaldırmak, bir önceki sette kaldırdığın ağırlığı korumaya çalışmak. Her sette ağırlık düşürüyorsan ideal seviyede dinlenmiyorsun demektir ya da uykun yeterli değildir, beslenmen yeterli değildir vesaire. Setten sete devam ediyorken ağırlıklarını aynı tutmak ya da potansiyel olarak arttırmak doğru yaptığını gösteriyor. Eğer setten sete geçerken ağırlıklarını düşürmek zorunda kalıyorsan dinlenme süren uykun ya da beslenmende bir sıkıntı olma ihtimali çok yüksek. Özellikle kaldırdığın ağırlıklar arttıkça, tekrar sayın düştükçe dinlenme sürenin daha da fazla artması gerekiyor. Senin dinlenmen gereken süre ağırlıklı olarak yaptığın tekrar sayısına bağlı. Bir diğer konu bazı spor salonlarında deadlift yaparken plakaların yuvarlak olmadığını göreceksin. Bazı plakalar köşeli oluyor. Bu plakalarla deadlift yapmayın. Her barı yere koyduğunda barın biraz öne geriye oynaması demektir bu. Senin pozisyonunda yaratacağı ufak değişiklikler ağırlık merkezinden sapmana sebep olacağı için yine sakatlıklara, tehlikelere sebep olabilir ağırlık kemerinin kullanımı ile alakalı 38. bölümün sonunda soru cevap şeklinde uzun bir şekilde yanıtlamıştım. O bölümü izleyin izlemediyseniz. Aynı zamanda squat videosunda da bahsetmiştim. İhtiyacınız olmadığı sürece kullanmayın. Kullanmak istiyorsanız da onun bir kullanma tekniği var. Sonuna kadar sıkmaman gerekiyor. Biraz boşluk bırakıp göbeğini şişirerek yani içten kasılma yaratman gerekiyor. Videolarda bahsettim aynı şekilde lifting strap'lar bu bileğine bağlayıp para doladığın ekipman. Bunlar da yine tutuş gücünü kuvvetlendirmek için kullandığım bir ekipman. Fakat benim tercihim her zaman tutuş gücünün sırt kaslarının kapasitesiyle eşit oranda gelişmesi. Eğer sırtın 10x gücündeyse ama tutuş gücün 7x'te kalmışsa sen lifting strap'lar kullanarak o güç kapasitesini eşitlemeye çalışıyorsan bu uzun vadede sıkıntılar yaratabilir. Bir profesyonelsen, yarışmaya hazırlanıyorsan vesaire yap, bir sakınca yok. Özellikle de mesela split antrenmanlar yapanlar, bir gün yoğun bir şekilde sırt çalışıyor, ertesi gün atıyorum forearm'ı iptal. O yüzden forearm'ını yormamak için sırt antrenmanında lifting strap'ler kullanabilir. Eğer split antrenman yapıyorsan, bodybuilding şeklinde çalışıyorsan vesaire. Ama bunun dışında ben kullanılmaması taraftarıyım. Mümkün olduğunca kaslarınızı eşit kapasitede geliştirmeye çalışın. Elinin tutamadığı şeyi kaldırma. Bu kadar basit. Bırak tutuş gücün, vücudunun genel güç kapasitesini ayak uydursun. 14 yaşından beri spor salonlarında antrenman yapıyorum. Özellikle böyle ilk 7-8 yıl spor salonlarında hiç böyle bir kadının, erkeğin deadlift yaptığını görmezdim. Şu son 5 yılda özellikle Covid'den sonra bu işi gerçekten bilen insanların squat deadlift'in faydaları hakkında konuştukça, sosyal medyada içerikler paylaştıkça herkesin deadlift, squat yapmaya başladığını gördüm. Önceden squat rekler boşken şu an gerçekten sıra oluyor. Bu da çok güzel bir pozitif gelişme. Eğer sen de hala bu akıma kapılmadıysan bu paylaştığım videoları izle. Senin için neden faydalı olduğunu algılamaya çalış. İlk başta buna inan. Daha sonrasında davranışların, alışkanlıkların değişecektir. Bu hareketlerden herhangi birine karşı ön yargısı olan ya da yapıp yapmamak konusunda çelişkiler yaşayan insanlara bu videoları paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu hareketi yaparken böyle belli başlı kas gruplarının zayıf olduğunu keşfedeceksin. Özellikle yataydaki kas grupları. Bunu da side plank yaparak ya da hyperextension extension yaparak mesela özellikle belindeki kasları geliştirmek için. Plank yaparak anterior chain'de ön bölgede bulunan kasları güçlendirmek için. Prone Cobra, ters mekiğe benzer bir hareket. Bunların hepsini deadlift'in yanında uygulayabilirsin. Senin performansını kesinlikle geliştirecektir. Aynı zamanda tutuş gücünü geliştirmek için yine dead hang dediğimiz bardan tutup asılarak kendini aşağı doğru sarkıtarak tutuş gücünü geliştirebilirsin. Deadlift'in varyasyonlarından da çektiğim YouTube videosunda bahsettim. Tek kolla yapabilirsin, önde, vücudunun yanında, tek bacakla yapabilirsin. Özellikle kas dengesizlikleri çeken insanlar için bunlar da güzel varyasyonlar olacaktır. Sürekli olarak ağır kaldırmak zorunda değilsin. Hafif kilolarla speed deadlift yapabilirsin. Hafif kiloyu hızlı bir şekilde kaldırdın, yere koydun, tekrardan toparlandın, hızlı bir şekilde kalktın şeklinde. Direnç bandıyla kombin yaptığında çok güzel oluyor. Deadlift'in sana estetik olarak katacağı en güzel görünüm yandan baktığında o çay bardağı şeklindeki görünüm. Çünkü o orta sırt kısmını yani ona böyle atletizm dünyasında şey diyorlar hani orta göt. Çünkü orta sırt böyle yanlara doğru çıktığında biraz göte benziyor. O kadar fazla gelişiyor ki bel çukurlaşıyor, kalça tekrar gelişiyor. O böyle çay bardağı şeklinde bir görünüm oluşuyor. Estetik olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda çok güzel Duran bir görünüm. Vücut geliştirme gerçekten bir sanat. Bir heykel tıraşın heykeli oyduğu gibi kendi vücudunu oyabilirsin. Bazen işte duyuyorum benim kalçamda işte çok fazla yağlamı var ya da şu bölgemde çok fazla yağlamı var. Ben bu hareketleri yapmamam mı gerekiyor? Çalışırsam daha da büyür. Zaten yeteri kadar büyükler vesaire gibi şikayetler duyuyorum. Tam tersine o bölgedeki kas kütlenizi ne kadar arttırırsanız o bölge o kadar sıkı diri duracaktır senin genel yağ kütleni düşürmen yapacağın hareketlerle alakalı bir şey değil. Tabii ki kas kütleni arttırdığında metabolizman hızlanacaktır, yağ oranın gittikçe düşecektir. Fakat bölgesel olarak yağlarından kurtulma senin genel olarak metabolizmanı ne kadar hızlandırdığına ya da işte ne kadar kalori açığı oluşturduğuna ya da genetik özelliklerine göre değişir. Bunlar işte bu hareketi yapmayayım çok büyümesin gibi düşüncelerden bağımsız. Aynı zamanda bu hareketi yaparken ayakkabınızın konumuna dikkat edin. Mümkün olduğunca yalın ayak yapmaya çalışın. Çünkü giydiğiniz ayakkabıların topuğu parmak ucundan daha yüksekte. Bu da sizin ağırlık merkezinizi değiştirecektir. Hareketi yaparken formunuzu bozabilir, sakatlıklara sebep olabilir. Mümkün olduğunca yalın ayakla çalışmayı kendinize öğretmenizi tavsiye ederim. En azından squat deadlift gibi hareketlerde diğer hareketleri yapıyorken ayakkabını giyebilirsin ama bu kilolar inanılmaz stabilite ve denge gerektirdiği için ekstra önemli. Birçok insanın baş parmağı diğer dört parmağına çok yaklaşmış durumda ayak baş parmağı. Bu da tripodu etkili bir şekilde kurmasını engel oluyor. Güç üretimini ciddi anlamda düşürüyor. Eğer ayak parmaklarınızı böyle açarak yeri kavrayarak hareketleri yapmayı kendiniz öğretirseniz kaldırdığınız ağırlıklar ciddi oranda artacaktır. Ayak kaslarınızı güçlendirdiğinizde dizlerinizdeki, kalçanızdaki ağrıların da gittiğini görebilirsiniz. Deadlift yaparken yapılan belli başlı hatalara kısaca değinmek istiyorum. En çok gördüğüm hatalardan bir tanesi tabii ki beli yuvarlamak. Bir ikincisi beli aşırı köprü oluşturarak kalçayı aşırı bir şekilde dışarı çıkartmak. O C şeklini oluşturmak bu da ideal değil. Gövdenin mümkün olduğunca nötr, düz olması gerekiyor. Kalçan, üst sırtın ve başın 3 nokta sırtına sopa koyduğunda temas edecek kıvamda olması gerekiyor. Kor kaslarını mümkün olduğunca sıkmaya çalışıyorsun. Başının pozisyonu önemli. Çok fazla yukarı kaldırmıyorsun. Boynunda yine aynı şekilde arç oluşturmuyorsun. Bir diğer hata kalçanın kollardan daha önce kalkması. Barı koparıyorken ilk önce kalça kalkıyor sonra kollar kalkıyor. Ya da kollar kalkıyor kalça sonra kalkıyor. Bu da genel hatalardan bir tanesi. Barı çekiyorsun mesela, çekiyorsun, çekiyorsun. Dizlerin tamamen kitlenmiş mesela, hareketin üst noktasına gelmişsin ama hala daha barı geriye doğru alamamışsın. Sırtın hala kambur kalmış. Bu da dizlerini üst vücudundan daha hızlı hareket ettirdiğini gösterir. Yani daha fazla prese odaklandığını, daha az çekişe odaklandığını gösterir. Bu koordinasyon çok önemli. Ağırlığı her zaman merkezde tutmaya çalışıyorsun. Bunun içinde. %50 itiş, %50 çekiş uygulaman gerekiyor. Barı çektiğin kuvvetle yeri ittiğin kuvvet eşit olacak ki ağırlığı merkezde tutabilirsin. Ve yukarı kalktığında da kalçanı kitleyerek aktif ediyorsun. Yan açıdan baktığımda belki çok az geriye doğru yatmış bir pozisyonda görmek istiyorum seni. Bugün 20 yaşındaki bir gencin 60 yaşındaki bir yaşlı adamla aynı tutuş gücüne sahip olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu gerçekten çok komik bir durum. Bu podcast'i dinleyenlerin %50'si 28 yaşının altında. Lütfen bu istatistiğe dikkat edin. Tutuş gücünüzü güçlendirmeye çalışın. Hani klavye, kalem dışında elleriniz ağırlık tutsun. Güç kapasitenizi bu tarz hareketlerle arttırmaya çalışın. Vücut ağırlığını en azından taşımayı vücuduna öğret. Deadlift antrenmanında nasıl programlaman gerekiyor? Bir gün ağır, bir gün hafif çalışabilirsin. Artık bu hareketi ne kadar iyi bildiğine göre ya da ne kadar iyileştirmek istediğine göre kendini değişir. Haftada 3-4 gün de çalışabilirsin ama tekrar sayın arttıkça ağırlıklarının ciddi anlamda düşmesi gerekiyor. İdeal olanı bir ağır, bir hafif şeklinde ama diyorsan ben bu hareketi hiç bilmiyorum, iyileşmeye çalışıyorum. Haftanın her günü de çalışabilirsin. Süpürge sopası ile bile pratik yapabilirsin. Ne kadar sık pratik yaparsan o kadar oturacaktır bu teknikler. Zaten çektiğim videoda da adım adım yapman gereken her şeyden bahsettim. Deadlift ve squat iki kardeş hareket gibi bir herhangi birinde ağırlıklarını arttırmakta zorluk yaşıyorsan biraz diğerine odaklandığında diğer hareketteki ağırlıkların artacaktır. Atıyorum deadlift'te belli bir kilonun üzerine çıkamıyorsan biraz squat'a odaklan. Orada ağırlıklarını arttırmaya çalış. Biraz fazla pratik yap. Bacakların güçlendikçe deadlift'teki ağırlıklarının da arttığını göreceksin. Benim deadlift ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi ağırlığı direkt yere bırakabiliyorsun. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Squat'ta bu durum biraz daha yetenek gerektiriyor. Biraz daha risk taşıyor. Barı sırtından kolay bir şekilde yere atamayabiliyorsun. Ama deadlift ağırlıklarını kademeli olarak arttırmak için mükemmel bir hareket. Kaldıramadığın anda direkt yere bırakabilirsin. Evet arkadaşlar bu bölümde de deadlift hakkında konuştuk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım bu mükemmel hareketi hepiniz pratik yapıp, tekniğini öğrenip bahsettiğim faydalardan yararlanırsınız. Ne demek istediğimi tecrübe edersiniz. Dersimiz Fitness Podcast'ını dinleyen takipçilerimizden bir tanesi Ersan Pars. Buradan ona teşekkür ediyorum. Açılış ve kapanıştaki logolarımızı ücretsiz olarak düzenledi. Benim de bu zaten sizin de video formatında izlediğinizde göreceğiniz videoyu paylaştı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.